هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وهل المراد بالشرك هنا الأكبر؟ İşte burada bazı meselelerden dolayı şirk koşanlar bu büyük şirki mi kastediyor emel azgar? Diyor ki burada emel mutlak şirk kâle ba'du'l ulema ennehu mutlakan yeşmel kullu şirk velev azgar kel hanif bi gayrillah. Buradaki şirk bazı alimler ister küçük olsun ister büyük olsun Allah tebareke ve teala şirki affetmeyeceğini burada söylüyor. Bazı alimler bunu söylüyor. İster küçük şirk ister büyük şirk Allah bunları affeder. Küçük şirk nedir? Riya mesela. Bu İbn-i Teymiye mesela diyor ki küçük şirki Allah affetmez diyor. Ama doğru görüşe göre vallahu alem Allah tebareke ve teala büyük şirki affetmeyecektir. Allah'a ortak koşanlar, Allah'tan başkasından yardım dileyenler, Allah ile başkasını aracı edenler. Yani Allah'tan isteyecekleri yerde gidip yaratılmış olan mahluklardan isteyenler. Bunları Allah affetmez. Ama adam riyakarlık yapmıştır. Veyahut da bazı işte muskalara inanmıştır işte cehaletlerinden dolayı. Allah tebareke ve teala bunları affedeceğini ama neyden sonra? Azabı çektiklerinden sonra. Ama Allah tebareke ve teala azabı tattırmadan onlara çünkü rahmeti gereği rahmeti geniştir. Allah onları rahmet eder. Ama alimler diyorlar ki işte Allah tebareke ve teala tabi alimler delillerden çıkarak Kur'an ve ayetler hadislerden çıkarak kişi günahları varsa günahları miktarınca azap çekecekler ve Allah tebareke ve teala rahmetleriyle rahmetiyle onları cennete girdirecek. Naam. Naam. والآية الثانية قوله تعالى وجنبني وبني أن أعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام babasına davet yaparken çünkü biliyorsunuz babası müşrikti ve babası hem putları yapıp hem de putlarına kulluk edip hem de putları satıp ondan geçimini sağlamaktadır. Namaz kıldın mı oğlum? Namaz kıldın mı? Niye? Beni mi bekliyorsun? Aha. Hadi. Tamam. 10 dakika sonra geliyorum inşallah. Hadi. Tamam. İşte İbrahim Aleyhisselam bu daveti yaparken babası Azer ne yaptı? Onu reddetti. Kabul etmedi. Hatta öyle şiddetli bir şekilde reddetti ki kâle ya İbrahim. Ya İbrahim. لَاِنْ لَمْ تَنْتَه۪ي لَاَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْن۪ي مَل۪يَّ Şayet bu fiilinden vazgeçmeyecek olaydın ya İbrahim, andolsun ki seni taşlayacağım. Andolsun ki seni taşlayacağım ya İbrahim diyordu. Peki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Dedi mi? Ula cehenneme kadar yolun var. Ya zaten sen cehennemliksin mi dedi babasına? Yok. Yok. Ne dedi? Selamun aleyk. Selamun aleyk. Seestagfiru leke Rabbi inne rabbike nebi hafiyya. Ey babacığım. Babacığım diyor bak müşrik. Müşrik. Bugün bizim babalarımız. Efendim. Para var. Biraz soralım hadi. Babası müşrik olmasına rağmen. Olmasına rağmen. Diyor ki ey babacığım. Ey babacığım, şu an bizim babamız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ondan sonra babaya moruk, moruk, koca karı adam diyor. La moruk da sensin, koca karı da sensin. Babaya öyle derler mi? Allah emanetini alsın da kurtulayım ey baba diyor. Bu Müslümandır ya, bu baba La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Böyle davranıyoruz. Biz değil bazı insanlar var evet.
babasını vuranlar. Bir kişi var ya, hocamız anlattı. Annesi Kabe'de tavaf ederken ardından gelmiş, ya emmi diyor, bana dua et ya emmi. Annesi diyor ki, Allah sana gazap etsin. Allah sana hayır bir gün göstermesin diyor anne. Ağlıyor. Etraftaki olan kişiler, ne oluyor ya ya anne, ya ya filan, neden böyle? Adam diyor ki, ben Ürdün'den ta buraya kadar annemin ardından geldim. Sırf beni affetmesi için ben biliyorum büyük bir hata ettim. Ama annem beni affetmiyor. Ne yaptın? Otele gitmişler, anlatmış. Diyor ki, ben bunu yetim olarak büyüttüm. Evlendirdim, ev aldım, korudum, ettim. Ta ki evlendirene kadar hanımın bana bazı sözlerden dolayı üzdü. Ondan sonra terliğiyle benim dudaklarıma, yüzüme böyle bir şamar attı diyor oğlum. Ben nasıl buna hakkını helal edeceğim? Ey filan diyor. Allah yığdıb aleyk diyor. Sürmedi birkaç gün, araba çarptı adamı ve adam öldü gitti. Öldü gitti. Tıpkı bir adam gibi, yani oğluyla kalıyor. Genci biraz, yani gelin biraz civataları gevşemiş. Hastadır. Adama diyor ki, ya annen ya da baban. Yani ya baban ya ben. Ben babanı burada istemiyorum. Ben hürriyetimi alamıyorum. Yahu hanım, hatun, ne yapayım? Babamdır. Nereye bırakayım? Ben bilmem diyor. Baba diyor, gel gidelim. Nereye oğlum? Diyor, hastaneye bir tahliller yapalım. Götürüyor. Nereye götürüyor? Huzur evine, Darul Aceze'ye götürüyor. Darul Aceze'ye. Adam bırakıyor, geliyor. Şimdi oğlum gelir. Biraz sonra oğlum gelir. Amca diyor, sen buradasın artık, oğlun gelmeyecek. Kızım ben neredeyim? Sen huzur evindesin ey amca. Darul Aceze'desin. Adam ellerini açıyor böyle ve beddua ediyor. Sürmüyor. 3 hafta araba devriliyor ve hem kendisi hem çocukları ölüyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, de'vetil valid ala veledihi müstecabe. Babanın oğluna bedduası, velev ki yıllar sonra, Allah icabet eder. Babana moruk ha, annene koca kara ha. Vallahi cennet anaların ayakları altındadır. Cennete kestirmeden gitmek istiyorsan, onlara hakkıyla itaat et. Keme emreke rabbuk. Allah sana nasıl emrettiyse bu şekilde itaat et. Aksi halde vallahi orada çok ağlayacaksın ey insan. Çok ağlayacaksın. Ya reyteni ata'atallah. Ata'anallah ve ata'anarrasule. Ama orada hiç, yani bu tür şeyler fayda vermeyecek. İşte İbrahim Aleyhisselam babası müşrik olmasına rağmen bu şekilde ona yaklaşmıştır. Ama günümüzdeki olan Müslümanlara şöyle baktığın zaman, nerede İbrahim Aleyhisselatü Vesselam davranışında? Duralım kardeşler. Yarın inşallah burada aynı meseleden alırız. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizi la ilahe illallah Muhammeden Resulullah söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi riyadan, şikaktan, beladan, kazadan, her türlü fitneden, musibetten bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi halis olmayan amelden, gelecek fitnelerden, dinimize zarar verecek olan işlerden sana sığınırız ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi.